Hanımlar beyler, ben Serhat. Düğün Delisi'ne hoş geldiniz efendim. Güneşli bir Ankara sabahından hepinize selamlar. Aralığın ortasında gene muhteşem bir havayla karşınızdayım. Ankara'dayız. Şöyle mekanı göstereyim. Bugün sizlerle Vavas Garden'ı gezeceğiz. Vavas Garden 2016 kuruluşlu bir tır düğünü mekanı. Tüm detaylarından bahsedeceğim. Ama önce lütfen abone olmayı, beğenirseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız başlıyorum efendim. Evet, Vavas Garden nerede? İlk önce kısaca size ondan bahsedeyim. Şöyle bakın, arkamda bir yol görüyorsunuz. Bu yolun yaklaşık 800 metre ilerisinde Esenboğa Havalimanı var, bilmeyenler için. Esenboğa Havalimanı'ndan çıktığınızda 800 metre ileride sağda Vavas Garden'ı görüyorsunuz. Lokasyon olarak çok güzel bir yerde. Çünkü özellikle şehir dışından gelecek misafirleriniz varsa havaalanından çıkar çıkmaz taksiye binip 5 dakika içinde mekanda olabiliyor. İsterseniz içeri geçelim. Hem biraz yol gürültüsü var. Ondan da bir uzaklaşalım. Mekanı gezmeye başlayalım. Detaylardan bahsedeyim. Hanımlar beyler, Vavas Garden'ın bahçedeyiz. Şöyle döneyim, bakın. Biraz önce söylediklerimi duydunuz. Havaalanına çok yakın. Belki araba gürültüsünden duymamışsınızdır. Kısaca üstünden geçeyim. Havaalanından çıktıktan yaklaşık 5 dakika sonra hemen sağda Vavas Garden'a ulaşabiliyorsunuz. Özellikle şehir dışından gelecek, yurt dışından gelecek misafirleriniz varsa müthiş kolaylık ve yani Vavas Garden'ın 200 metre yakınında bir otel de var aynı zamanda. Yani şehir dışından gelecek, yurt dışından gelecek davetleriniz olursa bir gece öncesinden gelse bile hemen yakındaki otelde konaklayıp yürüme mesafesiyle töreninize katılabilirler. Aynı gün gelecek olanlar için zaten Vavas Garden'da misafirleriniz için hazırlık odaları da mevcut. Bunu özellikle vurgulamak istedim. İsterseniz şimdi mekandan kısaca bahsedeyim. Bakın şöyle inanılmaz geniş, ferah bir bahçe. Vavas Garden'da iki tane bahçe mevcut. Biri Tilya diye geçiyor. Tilya bahçe en büyük bahçesi buranın. Yaklaşık 1200 kişiye kadar yemekli davetlerinizi burada verebiliyorsunuz. Bir yandan her zamanki gibi şöyle gezeyim, bahçeyi görün. Tilya'dan başlamışken Tilya'dan devam edeyim. 1200 kişi kapasiteli ve şöyle bakın, üst tarafı görüyorsunuz. Açılır kapılır tenteleri var. Bu tentelerden 1, 2, 3 tane mevcut. Bu tenteler kapandığı zaman 700 misafirin de kapalı alanda kalabileceği bir ortam oluşuyor. Bu da ne demek? Yani herhangi bir yağmur ya da hava muhalefetinde 700 kişiye kadar misafirlerinizin tentelerin altında kalarak yağmurdan ya da fırtınadan etkilenmemesini sağlıyor. Kötü hava koşulu diyeyim daha doğrusu. Sürekli fırtına diyorum. Sanki kır düğün mekanlarında sürekli fırtına oluşuyormuş gibi algılanacak. Öyle değil. Hemen şöyle sahne alanına doğru yaklaşayım isterseniz. Bakın burası Tilya'nın büyük alanı. Hemen şöyle sahnemiz mevcut. Dairesel bir sahnemiz var. Sahnenin hemen sağ tarafında gene bir oturma alanı. Şöyle göstereyim, yakına geleyim. Hatta ben kamerayı şöyle çevireyim. Daha rahat olacak sanırım. Evet, böyle daha rahat oldu. Şimdi şöyle bakın. Şimdi Tilya'nın büyük alanı şurası. Burada tentemiz gene mevcut. Hemen burada bir sahnemiz var. Dairesel bir sahnemiz var. Üstü kapalı. Şu sağ taraftaki küçük alan. Orada da bir tentemiz mevcut. Orada oturma alanımız gene şöyle sahnenin hemen solunda kalıyor. Yeşil bir alanımız var. Orası da gene oturma alanı ve üstü kapanıyor. Elektrikli tenteler mevcut. Yani sahnenin üç bir tarafında bahçe konsepti var ve üçünün de üstü açılıp kapanabiliyor. Ve ilk konuşmaya başladığımda çevre yolundaydım ve inanılmaz bir araç gürültüsü vardı. Şu an dikkat ederseniz bu araç gürültüsü neredeyse yok denecek kadar az. Bahçe çok otantik, çok doğal. Şöyle bakın, tasarım falan gayet şık. Hemen şurada bakın, üst kat Vavas'ın ofisi. Görüşmelerinizi orada yapıyorsunuz. Aynı zamanda gelin odası da orada. Alt katı hemen mutfak. Bu da ne anlama geliyor? Tabii benim en takık olduğum konu, biliyorsunuz. Bu mekanın yani Vavas Garden'ın kendi mutfağı var ve kendi mutfağı olduğu için yemeklerini alt kattaki mutfaktan çıkarıp hızlı bir şekilde size servis ediyorlar. Şöyle ilerleyelim. Burası gelin damat yolu. Gelin ve damadımız üst kattaki şu, şöyle parmağımla göstereyim. Odadan geliyorlar, çıkışlarını yapıyorlar ve buradan seremoni başlıyor. Gelin odasını da gezdireceğim. İlk önce bahçeyi gezmeye devam edeyim. Gelin odalarını da göstereceğim size. Hemen bahçenin sağında tuvaletler ve mescidi bulunuyor. Burası ana giriş kapısı. Şöyle bahçenin hemen ana giriş kapısından da şöyle bir göstereyim. Bakın burası da kocaman bir otopark arkadaşlar. 400 araçlık bir otoparkı mevcut. Bunu özellikle vurgulayayım istedim ki aracıyla gelmek isteyenler bu konuda hiç sıkıntı yaşamayacaktır. Şöyle bahçenin arka taraflarına doğru da gezdireyim sizi. Kış dönemi olduğu için şu an kurulu bir masa düzeni yok. Onu videonun sonunda bu yaz yapılmış birkaç organizasyondan kısa videolar göstereceğim size. Burası bahçenin orta kısmı. Adalya'ya geçeceğiz şimdi. Bakın gördüğünüz gibi gayet doğal ve yanda bir çevre yol olmasına rağmen inanılmaz sessiz. Burası 250 kişilik bir kapalı salonu. Vavas Garden'ın kapalı salonu da var. Oranın da detayları paylaşacağım. Orada masa düzenlerini, mevcut masa düzenlerini de göstereceğim size. Ama ilk önce isterseniz bir
Adalya'ya geçelim. Oranın da özelliklerini göstereyim size. Teknik detaylarını söyleyeyim daha doğrusu. Evet, burada bir havuz alanımız var. Özellikle havuz başında nikah töreni, nişan töreni yapmak isteyenler için çok ideal bir yer. Yani burada sadece bir kır düğünü mekanı olarak düşünmeyin. Açık hava nikah törenleri, kına gecesi, after partiler, bunların hepsini yapabileceğiniz bir mekan. Burası da Adalya Bahçemiz. Adalya Bahçe'de maksimum 350 kişi kapasiteli. Gene yemekli organizasyonlarınızı burada yapabiliyorsunuz. Şöyle bir sahne ve kapalı alanı mevcut. Şöyle göstereyim. Geniş açı alayım. Daha rahat görün. Ve bakın bu yaz inanılmaz düğün yapıldı burada. Ona rağmen yerde çimler hala formunu koruyor. Çimleri duran ender kır düğünü mekanlarından bu yaz inanılmaz bir rağbet vardı kır düğünlerine. O yüzden çimlerin kalması beni şaşırtıyor. Sahnenin şöyle orta kısmına geleyim. Bakın şöyle halatlarla düzenlenmiş bir ayizeler. Kır düğün mekanlarında bayılıyorum ben buna. Gece ambiyansı inanılmaz güzel oluyor. Bahçenin hemen arkasında çocuk oyun alanı var. Aynısından bir de Tilya Bahçe. Talya mı dedim acaba videonun en başında? Tilya olacak arkadaşlar. Tilya Bahçe. Talya dediysem düzeltmiş olayım. Ya bu da şöyle önemli. Bakın çocuk oyun alanı burada. Aynı zamanda paylaşı hizmetleri de mevcut. Ve sahne burada. Düğün alanı burası. Çocuklu davetlileriniz için güzel bir detay. Çocuklarını çocuk oyun alanına bırakıp hem de düğünden kopmadan davetlileriniz burada rahat edebilirler. Adalya Bahçe'nin girişi de burası. Konuklarınız buradan giriş yapıyor. Gene biraz önce gösterdiğim otoparka çıkıyor. Bu girişte Tilya Bahçe'den gelenler için. Tilya Bahçe'nin girişinden girip gelen davetleriniz için. Bahçe gayet şık ve hem lokasyon olarak hem de tasarım olarak gayet güzel, doğal bir bahçe. Zaten şöyle söyleyeyim arkadaşlar, 2016 kuruluşlu bir firma Vavas Garden. Burası kurulmadan önce zaten bir bahçeymiş. Hani orijinalliği bozulmadan konsepti geliştirmişler, dizayn etmişler. O yüzden doğallığı bozmadan bu şekilde bir tasarım yapmaları gayet hoş. İsterseniz şimdi bir de kapalı mekanımızı gezelim. Orada tüm detayları göstereyim. Ondan sonra videonun geri kalanında tekrar beraber oluruz. Evet, Vavas Garden'ın şu kapalı mekanına da bir bakalım. Burada masa düzenleri de var. Evet. Arkadaşlar burada da şöyle geniş açı hemen bir göstereyim size. Burada 250 kişiye kadar davetleriniz yapabiliyorsunuz. Özellikle kına gecesi için çok uygun bir mekan. Mekanı şöyle gezerek göstereyim size. Şurada hemen bir kına tahtımız, sahnemiz mevcut. Tavana doğru geniş açı şöyle göstereyim. Tüm detayları görün. Her yer cam. Camlar açılabiliyor. O yüzden ferah bir alan oluyor. Yani kapalı salon diyorum ama aslında üstü kapalı, yanları açılabiliyor. Bu konuda bence gayet iyi. Masadaki tasarımlara gelecek olursak. Buradaki tasarımlar, biraz önce bahçeleri gösterdim size. Bahçede yani düğünde kullanabileceğiniz farklı tasarımlar mevcut. Mesela bakın şu bir şölen masası. Şölen masasını şöyle göstereyim. Kır düğünü mekanı deyince benim en sevdiğim şey tamamen bu ahşap konsept. Bakın bu tuplalar, masa, masanın üst dizaynı inanılmaz şık. Yani kır düğünü mekanı dediğinde bence konseptler genelde bu şekilde ahşap olunca bir albenisi artıyor. Bakın bu şölen masa konsepti. Bir de burada yuvarlak masa, davetleriniz için yuvarlak masa konseptleri var. Bunun gibi 3 konsept daha var. Onları da göstereceğim size. Burada Vavas Garden'da görüşmeye geldiğinizde bu konseptlerden birini seçebiliyorsunuz. Hemen diğerlerini de göstereyim. Bakın isterseniz burada ahşap yerine böyle porselen tabaklarla sunum yapılan bir konseptimiz mevcut. Hemen burada farklı böyle siyah aynalı bir konsept mevcut. Ve hemen şurada yine başka bir konsept mevcut. Yani 3-4 tane, 4 tane farklı masa düzeniniz var burada. Bunlardan birini seçebiliyorsunuz. Ama ve lakin ben bunların hiçbirini istemiyorum, ben kendime özel bir şey istiyorum diyenleriniz varsa onlar için de şöyle bir tavsiyemiz var. Tabii ki bir organizasyon firmasıyla çalışabilirsiniz. Vavas Garden'da organizasyon firmasıyla çalışmanıza tabii ki müsaade ediyor. Ama benim aldığım bilgiye göre çiftler genelde bu 4 konseptten birini seçiyormuş. Çünkü gerçekten çok şık. Bakın burada gene bir şölen masa tasarımımız var. Biraz önceki ahşap konseptliydi. Bu da böyle koyu aynalı cam sanırım bunlar. Koyu aynalı cam şeklinde konsept var. Burada seçenek çok. O yüzden bence Vavas Garden'a geldiğinizde bu konseptlerden birini seçip herhangi biriyle çalışabilirsiniz. Hemen burada gelin damat masa konseptlerini de göstereyim. Bakın biraz önce şu ahşap masayı göstermiştim size. Ahşap konseptli şölen masayı. Eğer bu ahşap konsepti seçerseniz gelin masanız da bence bu olmalı ki budur zaten büyük ihtimal. Tam kır düğünü havasında. Hemen şurada gene iki tane nikah masası konseptimiz var. Bunlar daha böyle modern klasik diyelim. Burada da aynı şekilde takı sandığımız, o da ahşap. Bence gayet güzel. Mekanı gördüğünüz Vavas Garden'ın en büyük detaylarından biri de şu arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz kır düğünü mekanları özellikle Ankara için konuşayım. Birçok yerde öyle zaten. Gerçi de kişi kapasitesi olarak çok yüksek mekanlar. Yani Tilya Bahçe. Burası minimum 700, maksimum 1200 kişi. Dolayısıyla Vavas'ın en büyük avantajı şu. Açık havada kır düğünü yapmak isteyen çiftlerimiz ama kişi sayısı 700'lere, 800'lere, 1000'lere
zeminlere yaklaşmayan çiftlerimiz için çok iyi bir alternatif. Çünkü arkadaki Adalya Bahçe'de de 300-350 kişiye kadar düğün organizasyonlarınızı açık hava kır konseptinde yapabiliyorsunuz. Bu tarz butik mekanlar çok fazla yok. O yüzden aslında bu tarz yerler kıymetli mekanlar. Burası her çifte cevap verebilecek bir mekan. Hem kişi sayısı olarak hem hizmet olarak. Kendi mutfağı var. Otopark sayısı gayet iyi. Lokasyon inanılmaz güzel. Yani havaalanından hava biraz güzel oldu. Hadi yürüyelim deseniz inanın 15-20 dakikada yürüyüp gelirsiniz ama tabii bir taksiye atlayıp gelseniz daha sağlıklı olur. İsterseniz gelin odasını da göstereyim size. Arkadaşlar Tilya Bahçe. Bakın şöyle bir de yukarıdan görün. Gayet güzel. Hemen burada da bakın bir gelin odamız var. Gelin odamıza girelim. Burada gelinimiz, damadımız ve arkadaşları kendileri için bu tahsis edilmiş odada düğüne dakikalar kala burada hazırlanıyorlar. Hemen şurada bakın bir çelik kasanız var. Yine burada bir takı sandığınız var. İç tarafta da şurada şöyle göstereyim. Banyonuz var. Duşa kadar var yani isterseniz duş bile alabilirsiniz. Tüm detaylar düşünülmüş. Gayet şık ve güzel. Kablosu mikrofonu nasıl? Yeni aldım, paraya kıydım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Vavas Garden'daydık. Bahsettiğim gibi biraz önce videoda da söyledim. Lokasyon çok iyi. Kır düğünü mekanları için özellikle, daha doğrusu düğün sektörüyle alakalı söyleyeyim onu. Şimdi biliyorsunuz son dönemde inanılmaz bir kur artışı oluyor ülkemizde maalesef. Dolayısıyla her şeyin fiyatı katlanıyor. Bu sene özellikle erken rezervasyonun avantajı inanılmaz fazla. Her gün bir şeylerin fiyatı artıyor, bir şeylere zam geliyor. O yüzden bu sene ne kadar erken rezervasyon yaptırırsanız fiyat artışı o kadar etkilenmezsiniz. Çünkü sezon içerisinde birkaç kere fiyat artışı belki olacak. Bilmiyoruz. Bunu sadece buraya özel söylemiyorum. Vavas Garden için değil. Genel olarak sektör için söylüyorum. O yüzden eğer önümüzdeki sene için bir düğün hazırlığınız, bir organizasyon hazırlığınız varsa bütçenizi planlayıp hemen hızlı bir şekilde rezervasyonunuzu yaptırmanızı tavsiye ederim. Vavas Garden gerçekten her kişi sayısına uygun. Her konsepte uygun. Yani nişan, kına, düğün töreni bunların hepsini yapabileceğiniz bir ortam. Özellikle açık hava nikahlar bu sene çok moda olacak. Mutlaka açık hava nikah içinde Vavas Garden'ı size tavsiye ediyorum. Otoparktan bahsettim. Çocuk oyun alanları var. Kapalı alanı var. Yani tam bir düğün kompleksi burası. Fiyatlar için dediğim gibi açıklamalar kısmında Vavas Garden'ın Instagram hesabını bırakacağım. Oradan yetkililere ulaşıp tüm detayları alabilirsiniz. Güzel bir gündü. Böyle Ankara'da güzel gün bulmak kolay değil. Hava güneşliyken böyle bir kır düğünü mekanında paylaşayım istedim. Şimdi sizi bu yaz yapılmış düğünlerden böyle ufak kesitlerle baş başa bırakacağım. Düğünler nasıl oluyor? İlk giriş seremonisi nasıl oluyor? Onları görmüş olursunuz. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.